Efendim, Türkiye'de siyasetin gündemi 4-5 Kasım'da yapılacak CHP kurultayına çevrildi. Kurultayın ilk günü genel başkanlık seçimi, ikinci günde parti meclis seçimleri yapılacak. Konuğumuz var. CHP Ankara Milletvekili ve parti meclis üyesi Murat Emir. Hoş geldiniz Anahabere. Hoş bulduk, iyi akşamlar. Sağ olun, teşekkürler. Nasıl bir tabloyla gidiyoruz efendim hafta sonuna? Ne bekliyorsunuz kurultayda? Şöyle yani kurultayda ben Sayın Özgür Özel'in anlamlı bir farkla genel başkanımız seçilmesini bekliyorum doğrusu. Ama bugünlerdeki süreç daha çok algı üretmeye dönük yürütülüyor maalesef. Sizin de görüntülerinizde gördük. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 95 milletvekili adına bir basın açıklaması yapıldı. Ama işin doğrusu o 95 rakamını nasıl buluyorlar biz bilmiyoruz. Çünkü orada basın toplantısına gelen arkadaşlarımızla baktığımızda ancak 60 sayısına ulaştıklarını görüyoruz. Elbette ki kimi nedenlerle oraya gelemeyen arkadaşlarımız olmuş olabilir ama 95 rakamına ulaşmalarının olanaksız olduğunu da biliyoruz. Zannederim arkadaşlar Sayın Genel Başkanımızın arkasında güçlü bir milletvekili grubu desteği olduğunu göstermek için bu yola çıktılar ama bence murad ettiklerinin tam tersi oldu. Çünkü Sayın Genel Başkanımız sadece 60 milletvekilinin görüntüye gireceği bir desteği bence hak etmiyordu. Dolayısıyla bence bu algı yaratmaya dönük bir nafile çaba oldu. Aslına bakarsanız özellikle bir imza yarışı üzerinden, imza baskısı üzerinden kurultay süreci yürütülmeye çalışılıyor ve kazanıyoruz algısı yaratılmaya çalışılıyor. Oysa asıl CHP geleneğine göre kurultayın asıl sahibi Cumhuriyet Halk Partisi örgütleridir. Tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. İl başkanları, delegelerimizdir kurultayın sahibi ve dolayısıyla da asıl destek vermesi gereken başta il başkanları olmak üzere kurultay delegeleridir. Ama buradaki yeterli desteği alamayınca anlıyorum ki bazı arkadaşlar kimi milletvekillerini hem de olmayan rakamlarla böyle bir görüntü vermek durumuna sokmuşlar. Öyle görünüyor. Peki yani aslında güçlü bir destek olsaydı bu örgütlerle ve il başkanlarıyla, hatta daha çok il başkanlarıyla böyle bir şey yapılabilirdi diye mi düşünüyorsunuz? Kesinlikle öyle çünkü... Peki Özgür Özel'e yönelik böyle bir destek var mı mesela il başkanlarından? Var, var. Güçlü bir destek var. Hayır, ama yani hayır, böyle bir yani medya önüne çıkıp biz Özgür Özel'i destekliyoruz gibi bir şey yok. Yani ben görmedim, bilmiyorum, kaçırdım mı? Şöyle şu ana kadar yapılmadı elbette ama daha bugün henüz daha vaktimiz var. Böyle bir planlama yapılıp yapılmayacağını bilmiyorum ama eğer destek alınacaksa birilerinden asıl alınması gereken il başkanlarıdır kurultayda ve dolayısıyla kurultay delegeleridir. Öyle bir şeyin olacağını mı düşünüyorsunuz sayılarıyla önümüzdeki günlerde, yani cumartesi günü hafta sonuna kadar böyle bir şeyin olacağını mı düşünüyorsunuz? Böyle bir şey mi var? Yani il başkanları, ilçe başkanları olabilir de... ama olabilir elbette ama şunun altını çizmek istiyorum. Burada destek vermesi gerekenlerden gerekli destek bulunamayacağı fark edilince milletvekilleri üzerinden bir algı yaratılıyor. Ama bu yaratılmaya çalışan algı da gerçek rakamlar değil. Mesela kim arkadaşların komisyonda olduğu söyleniyor ama komisyon başkanı arkadaşımız da o görüntüde. Yani orada arzu edilen sayı bulunabilmiş değil özet olarak. Yani arz edilen sayı bulunmasa da yarısından çoğu sizin sayımınıza göre de, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin mevcut milletvekillerinin yarısından çoğu oradalar. Öyle mi anlayayım? Doğru mu? Şöyle Mehmet Akif Bey, orada 60 saydık biz. Biliyorsunuz 130 milletvekilimiz var. Yarısından fazlası değil. 130 ama var. Şu da olabilir. Buyurun. 130 milletvekilimiz var. Evet. Şöyle, ya milletvekili imzası da olabilir, daha fazla da olabilir. Bunun iddiasında değiliz biz. Biz sadece imzalar üzerinden bir yarış yapılmasını ve algı yaratılmasını doğru bulmuyoruz. Asıl yarış sandıkta olacak, asıl yarış delegelerle olacak. Dolayısıyla genel merkezin özellikle de genel merkez gücünü kullanarak, belirli baskılar yaparak, belirli sayıda imza alıp, o imzalar üzerinden güçlü bir şekilde kurultaya girme çabasının aslında şu ana kadar gerçekleşmediğinin altını çizmek istiyorum. Beklenen sayılara ulaşamadılar ve bu nedenle de başka yollarla acaba algımızı güçlendirebilir miyiz arayışına girmiş durumdalar. Onun altını çiziyorum.
Yani ben aslında şundan dolayı sordum, buna işaret ettiğiniz için. Farklı bir durum Özgür Özel içinde yok. Sizi bu kanaate sevk eden şey nedir? Bir farkla Sayın Özel'in seçimi kazanacağı kanaatine sevk eden şey nedir efendim? Şu nedenle Özgür Özel genel merkezin adayı değil. Dolayısıyla Özgür Özel'in elinde delegelere, milletvekillerine dolaylı veya açıktan telkin yapacak, baskı yapacak, onu bir şekilde baskı altına alacak herhangi bir olanak söz konusu değil. Dolayısıyla Özgür Özel için verilen destekler, onun için atılan imzalar veya dolaylı desteklerin her biri öz iradeyle yapılan, hatta genel merkeze karşı yapılan, hatta belirli noktalarda cesaret gerektiren iş. Tam onu soracağım. Neden cesaret gerektiren? Genel merkezlerin yanında olmak neden cesaret konforludur, rahattır. Evet, tabii. Genel merkezin yanında olursanız, çünkü genel merkezin bir adım önde başladığı varsayılacağı için onun yanında konumlandığınız zaman siyaseten daha konforlu bir alanda olursunuz. Dolayısıyla kimi milletvekili arkadaşlarımızın bu noktada, özellikle yeni seçilen milletvekillerinin, böylesine bir yarışın ortasına istemeden de olsa düşmüş milletvekillerinin imza koymaları veya irade koymaları, elbette hepsine saygılıyız. Yani imza verene de vermeyene de elbette saygılıyız. Bu anlaşılabilir bir durumdur. Ama Özgür Özel için verilen imzalar, verilen desteklerin her biri organiktir. Peki Özgür Özel'in cumartesi günü kurultayı farklı bir şekilde kazanacağını düşünüyorsunuz. Bu söylediğiniz şey gerçekleşmezse nasıl bir Cumhuriyet Halk Partisi'nde bundan sonra nasıl bir süreç göreceğiz? Hiçbir şey olmamış gibi devam edeceksiniz ya da neyi tartışacağız? Şöyle, hiçbir şey olmamış gibi devam etmenin elbette olanağı yok. Bunun da muhasebesi yapılacaktır. Ama şunun altını mutlaka çizmek lazım. Bize şu söyleniyor. Partide büyük bir bölüm değişimci, yani siyaset yapanlar açısından tabanımızın tamamı değişimci. Halkımızın neredeyse tamamı değişin, yenilenin talebi içerisinde. Oysa partideki arkadaşlarımızın bir kısmı Özgür Özel'le birlikte, ama bir kısmı da diyor ki ya erken, acele, niye bu yola çıktınız? Şu 31 Mart'ı görelim, o zaman zaten değişecek genel başkan diyorlar. İşin doğrusu bu. Oysa biz diyoruz ki testi kırılmadan, yerel seçimlerde çok kötü bir sonuç almadan biz bir değişim yapalım, bir yenilenme yapalım, bir umut yaratalım, umudu büyütelim. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli görevi Türkiye'de ana muhalefet olmaktır ve umut olmaktır. Dolayısıyla biz bize düşeni yapalım, konforlu alanlarımızdan çıkalım ve partimizde değişimi başta genel başkan olmak üzere yapalım. Şimdi diyorlar ki ya genel başkan, bütün suçlu genel başkan mı? Elbette değil. Tabii ki suç hepimizde var, ama en büyük sorumluluk genel başkanda olduğuna göre elbette ki başta değişmesi gereken kişi genel başkanımız. Bu da son derece doğal. Yani genel başkan değişimiyle değişim tam olmayabilir, ama genel başkan değişmeden değişim asla olamaz. Dolayısıyla biz bu nedenle yola çıktık, bu nedenle mücadele ediyoruz. Sizin sorunuza döneyim. Eğer böyle devam ederse biz bu sonucu, tabii ki delegemizin kararı, başımızla beraber bunu elbette ki uyacağız. Biz partiliyiz, partimiz için çalışacağız. Sorumluluğumuzun gereği neyse sonuna kadar gerçekleştireceğiz ve seçimlerde bir oy daha fazla alabilmek için çalışacağız. Dolayısıyla yani hiçbir şey olmamış gibi değil, ama partili olmanın, partide görev alıyor olmanın sorumluluğuyla hareket edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun zamanı geldiğinde sosyal demokrat birine parti genel başkanlığı devredeceğim mesajını siz nasıl okudunuz? Çok üzüldüm. Hem de Cumhuriyet'in 100. yılını kutladığımız, coşkuyla kutladığımız bir günde geldi bu. Bence son derece de gün açısından da kötüydü. Çünkü monarşinin bitirilip Cumhuriyet'in başlatıldığı dönemdi. Cumhuriyet Halk Partisi 1 milyon 200 bin üyesi olan, milyonlarca oy alan, tarihi olan 100 yıllık bir parti. Bu partide genel başkanlar gelir gider, ama hiçbir genel başkan kendisinden sonrakini işaret etmemiştir, etmeyi düşünmemiştir. Zaten sadece bu örnek bile, yani bir kişi var, bu kişi birikimli, donanımlı ve görünür değil. O kişiyi Sayın Genel Başkanımız bir şekilde tespit etmiş, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığına layık görmüş
pişirmiş, taşırmış ve zamanı geldiğinde önümüze koyacak. Bakın sadece bu bile Sayın Genel Başkanımızın aslında nasıl tek kişilik irade kullandığını, tek kişilik iktidar olmayı özümsediğini ortaya koyuyor. Bence üzücü bir açıklama oldu. CHP'nin tek adam şeklinde yönetildiğini mi düşünüyorsunuz? Sonuç buna çıkıyor. Bakınız, iktidara yönelik en büyük eleştiriniz zaten Sayın Genel Başkan'ın da sizlerin de bu değil miydi? Evet, şöyle tabii yani şunu söylemezsem eksik kalır. Sayın Genel Başkanımıza haksızlık etmek istemem. Sayın Genel Başkanımız parti içerisinde önemli dönüşümler yapmış bir liderdir. Partide ön seçim yapmış bir liderdir ve ben ön seçimde seçilmiş bir milletvekiliyim. Çoğu yerde de demokratik tavrına tanık olduk. Bizzat peşinden yürüdük. Onun peşinden yürümekten de onur duyduk. Ama birçok kamuoyunda sonradan tartışılan, sonuçları itibariyle son derece tartışılan, hepimizin yüreğine acı olarak oturan birçok yanlış karar çoğu defa tek başına alınmıştır. Bilinmeyen kurullar içerisinde alınmıştır ve birçok arkadaşımızın çok ciddi direncine rağmen alınmıştır. Zaten asıl derdimiz de budur. Yani bundan sonra bu siyaset yapma anlayışıyla, bundan sonra bir kişinin bilmediğimiz kimlerle konuşuyorsa onlarla birlikte aldığı kararların yürütüleceği, uygulanacağı bir parti olamaz Cumhuriyet Halk Partisi. Bu yöntem bizi sürekli yanlışa götürüyor. Bakın Deva Partili ilçe başkanlarıyla görüşmekten bir lider belirlemeye, ondan çıkın başka işte ülkücü kökenli danışmanlar atamaya, ondan gelin 39 milletvekili Zafer Partisi ile gizli protokole. Bunların hepsi aslında bunun sonucunda oluyor. Yani aslında söylediğiniz şey bir yerde tek adam meselesini. Buyurun. Evet. Zaten şöyle söyleyeyim. O yüzden dedim ama yani. Bir tek adamlık söz konusu. Yani tek bir kelimeyle ifade etmek istemem. Çünkü haksızlık yapmak istemiyorum. Çok doğru işler de yapıldı. 12 yıldır genel başkanımız. Bir şey yani soruyorum. Mesela Cumhurbaşkanı Erdoğan için de o yüzden mukayese ettiğiniz için söylüyorum. Ya mesela iktidara yönelik eleştirilerinizin geliyor. Mesela Erdoğan da çok güzel işler de yaptı. Ama tek başına karar da verdi. Kesinlikle. Aynı şey değil mi? Evet. Evet. Yaklaşık şeyler bunlar. Biz Türkiye'ye demokrasi getirmek istiyoruz, ortak aklı getirmek istiyoruz, çoğulculuğu getirmek istiyoruz. Bunu yapacak partinin de önce kendisinde partiçi demokrasiyi, çoğulculuğu, ortak aklı, kurulları, işleyen kurulları ve kurulların aldığı kararların bağlayıcı olduğu bir parti yönetimini, şeffaflığı getirmek zorundayız. Tam da bu nedenle sadece genel başkan değiştirerek yapamayız diyoruz. Bakınız, sadece genel başkanımızın sorunu da değil bu. Türkiye'de öyle bir sistem kuruldu ki 12 Eylül'den sonra siyasi partiler yasası genel başkanlara olağanüstü yetkiler tanıdı. Ve bu olağanüstü yetkiler sonucunda da neredeyse bütün genel başkanlar böyle. Dolayısıyla biz önce partimizde sonra Türkiye'de demokrasiyi getirmek üzere mücadele etmek zorundayız. Ben bir şey sorabilirim. Mesela 2018'de miydi tüzük değişikliği ve genel başkanı çok daha güçlü hale getiren? 2018 miydi? Yanlış mı hatırlıyorum? Şöyle, aslında 2018'de değişiklikler yapıldı ama tamam. Genel başkanın orada çok güçlendirildiği doğru değil. Genel başkan daha önceki 2009 olması lazım. Tüzüğünde daha çok güçlendirildi Cumhuriyet Halk Partisi'nde. 2018'de de ama daha çok antidemokratik olmasının önüne açıldığına dair kuralının, o tüzük değişikliği orada yapıldı ve çok eleştirildi. Ve Sayın Özgür Özel de onu destekleyenlerden birisiydi mesela. Şöyle. Şimdi her bir olayı ayrı ayrı tartışabiliriz ama kimi süreçlerde çok çeşitli nedenlerle özellikle kamuoyu önünde partide birliktelik görüntüsü için birlikte yürümek için tek yumruk olmak için zaman zaman kapı arkasında konuşulanlar kamuoyu önünde konuşulmamıştır. Bu yapılamazdı zaten. Mesela ben özellikle şu son seçim sürecinde daha çok olayların içerisindeydim. Parti meclisi. Yani yanlış olarak bulduğunuz bir şeyi desteklediniz. Konuda, doğru mu anlıyorum? Doğru olmadığını düşündünüz. Şöyle söyleyeyim.
tartışıldığı zaman görüşünüzü söylüyorsunuz elbette. Ama siz parti disiplini ve ülkenin geleceğini düşünüyorsunuz. Bir seçime gidiyorsunuz. Ve bir seçime giderken elbette ki siz o yanlışlığı söylüyorsunuz. Ama çıkıp başka bir karar oluştuysa, başka bir tavır alındıysa, başka bir politik karar verildiyse kamuoyu önünde bunu yanlışlayamıyorsunuz. Mesela bir genel başkanımız bir şey yapıyor diyelim, hiç içinize sinmiyor. Sizin bunu ifade edebileceğiniz bir kurul var ise, mesela parti meclisi var ise bunu söylersiniz en fazla. Ama çıkıp tek başınıza veya birkaç arkadaşınızla bunu açıktan kamuoyu önünde partiyi tartışacak şekilde, hele hele Cumhuriyet'in en önemli seçimi dediğimiz, Cumhuriyet'in kırılma noktası dediğimiz bir seçime giderken bu görüntüyü vermeye hiçbirimizin hakkı yoktu. Ve biz bunu çok düşündük. Bunu yapsaydık bu sefer de Türkiye seçime gidiyor. Türkiye otokratik bir rejimden demokrasiyle kurtulmaya çalışıyor. Siz neyin peşindesiniz denecekti. Peki şöyle sorayım. Dolayısıyla Siz tamamlayın. Çok özür dilerim. Sonra sorayım. Yo buyurun. Önümüzde yerel seçimler var. Siz bunları ifade ettiğiniz genel başkanınız Sayın Kılıçdaroğlu tekrar kurultayı kazanırsa nasıl çıkıp seçim çalışmalarında oy isteyeceksiniz Cumhuriyet Halk Partisi'ne? Ya da orada başka bir kırılma yaratacak mı mesela bu durum? Şöyle bakın, burada sizin sorunuzun şeyini anlıyorum. Seçimlerden önce kurultay olması, yarışlı kurultay olması acaba seçimlerde bizi zayıflatır mı kaygısı var herkeste. Ama biz tam tersine, özellikle böylesine ağır bir yenilginin alındığı ve böylesine halkımızın umutsuzluğa kapıldığı, seçmenimizin adeta partiye duyarsız kaldığı, yani negatif duyguları bile bir kenara bıraktığı bir süreçte tartışmamayı, konuşmamayı uygun görmüyoruz. Bunu tartışarak aşabileceğimizi düşünüyoruz. Yani bir hekim gözüyle söyleyeyim, bir yara, bir sorun var ise bunun teşhisini koyup bunun tedavisine başlamanız lazım. Yani yaramız yok, hastalığımız yok, hadi yürüyelim de olmuyor. Ha ama seçimden sonra bunu nasıl yapacaksınız? Elbette yaparız. Yani ben şahsen Sayın Özgür Özel'in kazanacağından çok büyük bir ihtimalle kazanacağından eminim. Ama teorik olarak söyleyeyim, eğer böyle bir şey gerçekleşmezse de elbette ki çıkacağız ve Cumhuriyet Halk Partisi için oy isteyeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ne Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ibarettir, ne Özgür Özel'den, ne Murat Emir'den. Yani dolayısıyla da elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi AKP'ye karşı, MHP'ye karşı oy verilecek yine yegane seçenek. Ama bir şey söyleyeceğim, tek adam diyorsunuz. Devam edeceğiz elbette. Sayın Kılıçdaroğlu'na tek adam diyorsunuz. Tek adam dediğiniz bir kişiyle ilgili vatandaşı nasıl ikna edeceksiniz? Gittiniz CHP'li seçmene, değişim de olmadı. Biz de aslında gitmesini istiyorduk. Ama bu da tek adam. Buna da şimdi o istiyoruz mu diyeceksiniz? Ne diyeceksiniz? Sayın Ersoy, dikkat ederseniz tek adam vurgusunu daha çok siz yaptınız. Ben Sayın Genel Başkanımızın birçok olumlu politikasını ve geçmişinde bıraktığı izleri de söyledim. Yani Genel Başkanımız yine her şeye rağmen elbette ki Tayyip Erdoğan AKP'sinden ve Devlet Bahçeli MHP'sinden çok daha da evladır, oy verilecek bir partidir. Yani biz bir tartışma yürütüyoruz diye, kendi içimizde bir yarış yapıyoruz diye ve kendi içimizde daha iyi olmak üzere, daha çok vatandaşımıza hitap etmek üzere, halkımızın taleplerini karşılamak üzere bir mücadele veriyoruz diye birbirimizi yıkacak, yok edecek, yoldaşlık hukukunu bir tarafa bırakacak değiliz. Ve dolayısıyla da elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi bu haliyle bile daha demokratik bir partidir. Adayları göreceksiniz, yerel seçim yapacağız. Bugüne kadar yerel belediyelerimizin yaptığı başarılı hizmetler ortada. Bunları elbette anlatmaya devam edeceğiz. Yani burada biraz da çelişki yok. Çünkü biz tartışıyoruz, yarışıyoruz, demokrasiye uyuyoruz ve parti içi hukuku bozmadan, bir saygısızlık yapmadan, bir haksızlık yapmadan bir tartışma yürütüyoruz ve sonunda kendimizi delegemize emanet ediyoruz. Ve tabii ki delegenin verdiği o karara da sonuna kadar uyacağız. Her birimiz, yani Sayın Genel Başkanımızı destekleyenler de emin olun ki böyle davranacaklar. Çok teşekkür ederim. Şunu söyleyeyim. Buyurun Sayın efendim. Şöyle son bir söz, Sayın Özgür Özel'in söylediği sözü ben altını tekrar çizeyim, bu sözümü güçlendirecek diye. İl başkanlarınındır demiştik kongre, delegelerindir demiştik. Sayın Özgür Özel kongre salonuna kaç il başkanıyla girecek sorusuna yarıdan fazlasıyla girecek diyebilirim. Ama çıkarken 81 il başkanıyla çıkacağından herkesin emin olması lazım.
Peki, çok teşekkürler. Takip ediyor olacağız. Bu arada CHP Ankara Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Murat Emir konuğumuzdu ana haberde. Sağolunuz. Ersan Öğmen ve İlhan Cihaner de aday. Onu da paylaşmış olalım.